Bilim Kurgu Kulübü Sesli Öyküler. Zoltrak. Yazan Müfit Özdeş. Seslendiren Jülide Kayaş. Yine yanmış dedi Bonzo da Kore, Stator ünitesinin erişim kapağını hırsla kapatarak. Ne yanmış diye sordu Leia da Kore merak ve endişeyle. Zoltrak kablosu, daha dün değiştirmiştim. Hah iyi dedi Leia ferahlayarak, nasılsa iki tane yediğimiz var, ötekini takarsın. Ne var, niye öyle bakıyorsun? Yediğim birini dün kullandık, öbürünü de şey ne? Hani hatırlıyor musun geçenlerde Orion sektörüne gönderilmiştik CF-822 pulsarındaki periyot değişiminin nedenlerini araştırmak için. Evet. Dönüşte yine Zoltrak kablosunu yakmıştık. Ne olmuş? Üste döndüğümüzde yeni kablo almayı unuttum diye itiraf etti Bonzo. Leia'nın gözleri dehşetle açıldı. Yani yedek kablomuz yok mu şimdi? Korkarım öyle dedi Bonzo. Allah'ın belası herif, nasıl unutabilirsin? Senin kadar tembel ve sorumsuz biri olamaz. Ben sana demedim mi üste dönünce hemen eksikleri tamamla diye? Ne yapacağız şimdi? Ya o kadar telaşlanacak ne var sevgilim? Hipersinyalle merkezden yardım isteriz. Bir iki güne kalmaz gelir bizi alırlar. Biz de biraz tatil yaparız. Hipersinyal aygıtı çalışmıyor aptal herif. Foton deflektörü bozuk. Bozuk mu? Daha yeni yaptırmıştın hani? Yaptıracaktım ama unuttum işte. Unuttun mu? Peki nasıl bulacaklar bizi? Kısa bir sessizlik oldu. Galiba başımız belada dedi Bonzo. Galaksografi Dairesi'nin uçucu personelinden Bonzo ve Leia da Kore'nin görevli olduğu iki kişilik araştırma gemisi henüz kadastrosu yapılmamış dış sektörlerden birindeki G tipi bir yıldız sistemine ön keşif için gönderilmişti. Galaktik merkezden oldukça uzak sayılabilecek bu sistemin gezegenlerinde yaşam bulunması olasılığı az olmakla beraber, elektromanyetik tayfın bazı dalga boylarında son yıllardaki emisyon artışı dikkat çekici bulunmuştu. Tüm araştırma gemilerinin mürettebatı evli çiftlerden seçiliyordu. Yol boyunca kah sevişiyor, kah kavga ediyor, birçok geminin yitirilmesine neden olan depresyon ve benzer psikolojik sorunlardan böylece kurtuluyorlardı. Bonzo ile Leia, 3 gün süren bu uzun yolculuk boyunca da bazen tartıştılar, bazen barışıp dönerge bölümüne gittiler ve yıldızların üstünde doya doya seviştiler. Elektromanyetik emisyon artışı saptanan gezegenin yörüngesine girmek için tam gezegenin çekim merkezine kilitlenmişlerdi ki, geminin stator ünitesi Zoltrak aygıtının kontrolünden kurtuldu. İnanılmaz bir hızla gezegene doğru çekilmeye başlamışlardı. Bonzo son anda otomatik kumandadan çıkarak antigraviton frenlerini çalıştırdı ve gemi yere çakılmaktan güç bela kurtarabildi. Uçsuz bucaksız bir ovada çukurluk bir yere zorunlu iniş yaptılar. Yedek Zoltrak kablosu kalmadığı için uçamayacaklarını, foton deflektörü bozuk olduğu için de yardım isteyemeyeceklerini İşte o zaman fark ettiler. Bonzo ile Leia inişi izleyen ilk dakikaları kavga ederek geçirdikten sonra biraz sakinleştiler. Önce belki bir yerlerde Zoltrak kablosu buluruz diye her tarafı aradılar. Gemiyi alt üst edip umutlarını yitirince dönerge bölümüne geçtiler ve nice aşk saatleri geçirdikleri sanal yatağın üzerine çöktüler. En fazla 3-5 günlük havaları kalmıştı ve bittiğinde gezegenin havasını solumak zorunda kalacaklardı. Oysa bu adsız gezegenin oksitleyici atmosferinde birkaç günden, belki de birkaç saatten fazla yaşamaları mümkün değildi. Çaresiz karı kocayı feci bir ölüm bekliyordu. Foton deflektörünü onarmaları olanaksızdı. Çünkü bunun için yüksek teknolojiye dayanan komple bir tesis ve en azından 20 teravolt gücünde bir parçacık hızlandırıcı gerekirdi. Aldığı eğitimler arasında kimya mühendisliği de bulunan Leia, yeni bir Zoltrak kablosunu acaba biz kendimiz yapabilir miyiz diye düşünmeye başladı. Ama bunun olanaksızlığını pekala biliyordu.
Farklı sıcaklık ve mekanik gerilimlerde uzama kat sayısı ve optik geçirgenliği değişebilen Zoltrak kablosu, stator ünitesini hiper uzayda sanal bir noktaya sabitleyerek geminin kalkış noktasından varış noktasına pandül gibi salınmasını sağlayan Zoltrak aygıtının belki de en yaşamsal parçasıydı. Kablonun ham maddesi olan lifler çok özel bir organik sıvıdan haddelenerek üretiliyordu. Bu sıvı ise ancak belli bitkilerin basınç altında binlerce yıl kimyasal işlemden geçirilmesiyle elde edilebiliyordu. Başka bir kablo kullanalım dedi Leia düşüncelerinden sıyrılarak. Deli misin? Akaka çiftinin başına gelenleri unutma. Uzayı yırtarız sonra. Kim bilir kaçıncı boyutta buluruz kendimizi. Başka bir boyutta ölürüz yani. Ama bu boyutta zaten öleceğiz. Bir deneyelim. Ne kaybederiz? Ne mi kaybederiz? Biz belki bir şey kaybetmeyiz. Ama uzay yırtılırsa bu gezegen ne olur biliyor musun? Ya paramparça olur ya da yörüngesinden çıkıp yıldızlar arası boşluğa savrulur. Ya da şu yıldızın içine düşer. Belki şimdi bir işe yaramıyor ama sonuçta tüm galaksi halkının malı ve biz de galaksimize karşı sorumluyuz. Eğer sen şu foton deflektörünü değiştirseydin, sen de Orion'dan dönünce yeni bir Zoltrak kablosu alsaydın. Önce tartışmaları bitti, sonra da havaları. Uzay gemisinin kapısını açtılar ve birbirlerine yaslanarak dışarı çıktılar. Zehirli enjektörlerini yanlarına almışlardı. Oksitleyici atmosfer etkisini gösterip dayanılmaz acılar başladığında yaşamlarına kendileri son vereceklerdi. Bir taşın üzerine çöküp birbirlerine sarıldılar. Ciğerlerinde hafif bir yanma başlamıştı bile ama henüz rahatsızlık verici düzeyde değildi. Bir süre sonra Leia ayağa kalktı. Zorunlu iniş yaptıkları çukurluğu çevrileyen yamaçlara ilgiyle bakıyordu. ''Şu yeşil öbeklere bak.'' dedi. ''Mineral oluşumlarına hiç benzemiyorlar. Bir çeşit bitki olmasın?'' Öbeklerden birine yaklaştı, çömelip incelemeye başladı. ''Gerçekten de bir çeşit bitki bu. Çok sert dokusu var. Sanki atmosferin yakıcılığına karşı korunmak ister gibi.'' Sonra ayağa kalktı. ''Yukarı tırmanıp etrafa bir göz atmak istiyorum.'' dedi ve kararlı adımlarla yamacı tırmanmaya başladı. Bonzo da kalkmaya davrandı ama midesi bulandı ve olduğu yere çöktü. ''Sen git.'' dedi. ''Ben seni burada beklerim.'' Leia tepeye yaklaşmıştı bile. Kenardaki bitki öbeklerine tutunarak kendini son bir gayretle yukarı çekti ve bir yaratıkla burun buruna geldi. Leia'nın o güne dek gördüğü en tuhaf ve korkunç yaratıktı bu. Her tarafı renk renk pörsümüş derilerle kaplıydı. Siyah, gri, mavi, kahverengi, pembe, beyaz. Çok iri olmasına rağmen yalnızca iki lokomotor organ üzerinde neredeyse yıkılacakmış gibi dengede duruyordu. Gövdesi yer çekimine meydan okurcasına dimdik yukarı yükseliyor ve üç garip uzantıyla sona eriyordu. Lokomotor organları andıran iki uzantı yanlara doğru çıkıp aşağı sarkıyor ve en uçta dallanarak daha ufak birkaç uzantıya ayrılıyordu. Ama canavarın en dehşet verici yeri tepedeki uzantısıydı. Bir tümörü andıran bu yuvarlak cismin üzerinde sıvımsı tuhaf bir maddeyle dolu iki iğrenç çukur, çeşitli et parçaları ve delikler vardı. Ortadaki büyük bir deliğin içi ve çeperleri sümüksü bir dokuyla kaplıydı. Uzantının tepesinden, dibinden ve salyalı büyük deliğin çevresinden karmakarışık siyah ve beyaz kıllar fışkırıyordu. Bir an derin bir sessizlik oldu. Sonra yaratığın büyük deliği açılarak daha da büyüdü. İçinde sarı kemik parçaları ve büyük bir parça pembe et görülebiliyordu. Deliğin açılmasıyla birlikte içindeki et parçası dalgalanmaya ve havaya titreşimler yaymaya başladı. Ödü patlayan Leia tam dönüp ardına bakmadan kaçacaktı ki, yaratığın üst yan uzantılarından birinin ucunda gördüğü şey onu olduğu yere mıhladı. Bu bir Zoltrak kablosuydu. Leia, şaşkınlığı geçtikten sonra korkusunu yenerek yaratığın üstüne atıldı ve kabloyu çekip almaya çalıştı. Canavar gibi bir yaratığın evrenin bu ücra köşesinde nasıl olup da bir Zoltrak kablosuyla karşısına çıkıverdiğini düşünmeye vakti yoktu. Yaratık en uçtaki küçük uzantılarıyla kabloyu kavramış, geri çekmeye çabalıyordu. Leia da can havliyle kablonun bir ucuna yapışmış çekiştiriyordu. Ciğerleri acı verecek kadar yanmaya başlamıştı. ''Ver şunu bana!''
Bırak Tanrı'nın belası. Yaratık aniden hareketsizleşti. Kablonun ucunu bıraktı ve sallanmaya başladı. Lokomotor organları tuhaf bir şekilde ortadan ikiye katlandı ve yaratık ağır ağır yere devrildi. Leia bir an durakladı. Yaratık kımıldamadan yatıyordu. Leia döndü ve yarı koşarak, yarı yuvarlanarak yamaçtan aşağı indi. Bonzo'ya sesleniyor, Zoltrak kablosunu sevinçle havada sallıyordu. Bonzo, zehirli enjektörleri çoktan hazırlamıştı bile. Kabloyla koşarak gelen Leia'yı görünce neredeyse gözlerine inanamayacaktı. Leia başına gelenleri bir çırpıda anlattı. Bir yandan da yaratık acaba kalkıp peşimden gelir mi diye yamacın tepesini gözlüyordu. Gerçekten çok yüreklisin diye coşkuyla kucakladı karısını Bonzo. Gemiye girip kabloyu bağladılar ve hemen havalandılar. Leia dönerge lombozundan baktığında karşılaştığı yaratığın yanına başka yaratıkların da toplandığını gördü. Hepsi üst uzantılarını sallıyor ve o iğrenç deliklerini durmadan açıp kapıyorlardı. Tam zamanında uzaklaşmışız dedi ürpererek. Ne yapacağız şimdi? Buradan 2 saatlik yolda havası temiz bir gezegen biliyorum diye yanıtladı Bonzo. Sanırım o kadar dayanabiliriz. Oradan da hava ikmali yapıp üsse geri döneriz. Bonzo gemi bilgisayarına rota talimatını verdi. Sonra birer ağrı kesici aldılar ve sabırla beklemeye başladılar. Bonzo düşünceliydi. Atmosferinin 1/5 oksijen olan bir gezegende yaşamın nasıl olup da geliştiğini bir türlü anlayamıyorum dedi. Belki de hiç anlayamayacağız diye yanıtladı Leia. Gerçekten de gizemli bir dünya bu. Ne kadar iğrenç bir yaratıktı bilsen. Acaba böyle ilkel yaratıklar Zoltrak kablosunu nasıl üretebilmişler? Hem ne işlerine yarayabilir ki Zoltrak kablosu? İkisi de evrenin gizemleri karşısında ürpererek reseptör yapraklarını salladılar. Hayretten mosmor ötesi kesilmiş kuyruk bıdırcıklarını ters yüz ettiler ve dorsal çiftleşme mukozalarını birbirine yapıştırarak çılgınca sevişmeye başladılar. Traktör yol kenarında yatan adamın hizasında sert bir frenle durdu. Römorktaki yolcular hemen atlayıp yerde yatan adamın yanına koştular. Hacı emmi bu. Araba mı çarpmış Hacı? Hayır, yara bere yok baksana. Başına güneş vurmuştur. Su getirin. Traktörün sürücüsü de inmiş, Hacı Emin'in başına şimdi 6 kişi toplanmıştı. Birisi koşup römorktan bidonla su getirdi. Adamcağızın yüzüne serptiler, saçını ıslattılar. Köylülerden biri ceketini katlayıp başını arkaladı. Hacı Emin kendine gelir gibi oldu, gözleri aralandı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Neredeyim ben? Buradasın Hacı emmi. Şosenin kenarına yan gelmiş yatıyorsun. O nerede? Kim nerede? İblis. Demin karşıma çıkan iblis midir, cin midir o işte. Yine gözlerini yumup dualar mırıldanmaya başladı. Adamlar birbirlerine baktılar. Hayal görmüşsün Hacı emmi. Güneş vurmuş kafana. Vallahi de gördüm, billahi de gördüm. Aha, nah şuradaydı. Osman'ın durduğu yerde. Ekmek Kur'an çarpsın. Adamlar güldüler. Televizyonda Freddy'leri falan fazla izledin galiba Hacı emmi dedi bir tanesi. Akşama kahvede eğim avra var diye ekledi Osman. Bak ekmek çarpsın diyorum. Keskin bir vınlama sesi duyunca sustu. Öbürleri de susup kulak verdiler. Sonra her şey yıldırım hızıyla olup bitti. Şarampolden yukarı doğru ışıklar saçan yuvarlak bir cisim çıktı ve yavaş yavaş yükselmeye başladı. Hacı emmi eşhedü en la diyebildikten sonra yeniden bayıldı. Kaçalım çabuk. Allah'ım sen bizi koru. İşte şurada içinde bir şey. Jandarmaya haber edelim. Durun korkmayın. Allah büyüktür. Gidiyor işte. Cisim hızlanarak yükseldi, küçüldü, küçüldü. Gökte toplu yine başı kadar oldu ve kayboldu. Köylüler bir süre endişeyle sağa sola bakındılar. Bu arada Hacı emmi de ayılmıştı. Yaşlı adamı römorka binmesine yardım ettiler. Köye doğru yola çıktılar. Hacı emmi, şu senin gördüğün incin değil, düpedüz uzaylıymış. Hani filmlerdeki gibi. Uçan dairenin içinde biri vardı. İyi göremedim ama insana pek benzemiyordu. Bizim öğretmen uçan daire falan yok, göz yanılması diyor. Yok deve, bu gördüğümüz neydi öyleyse? Hacı emmi hala salavat getiriyordu. Sürücü arkaya dönüp seslendi.
Senden ne istiyorlardı ki Hacı Emmi? Yoksa kaçıracaklar mıydı? Ne bileyim ben oğlum. Şeytanın işine akıl sırmayalar. Sonra telaşla yattığı yerden doğruldu. Avuçlarını açtı, sağa sola bakındı. Eyvah dedi. Kaptırmışım. Neyi kaptırmışsın? Hacı Emmi cevap vermedi. Yüzünde ağlamaklı bir ifade vardı. Allah rızası için siz de birlikte gelin bize. Yemin billah edin bana arka çıkın. Benimki canımı okuyacak yine unuttun diye. Deyin ki ona unutmamış, almış. Almış ama dönerken uzaylının biri kapıp kaçıvermiş deyin. Neyi kapıp kaçıvermiş Hacı Emmi? Çamaşır ipini dedi Hacı Emmi. Pazardan aldığım naylon çamaşır ipini. Bu öykü Nostromo dergisinin ilkbahar yaz 1998 sayısında yayınlanmıştır.